Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. Sizinle birlikte Tarih KPSS denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? İlk sorumuza, denememize başlayalım. Ne diyor sorumuz? Musevilik dinini kabul eden ve Müslüman Araplarla mücadele ederek Kafkasya'da İslamiyet'in yayılmasını geciktiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde soru yönlendirilmiş. Burada bakıldığı zaman cevabımız ne olacaktır? Hazar devleti olacaktır. Hazarlar diğer Türk devlet ve topluluklarından farklı olarak neyi benimsiyor? Musevili benimsiyor. Musevili benimseyen ilk ve tek Türk devletidir arkadaşlar. Hazarlar bunu unutmayınız. Burada özellikle Hazar denizine adını veren bu topluluk Doğu Batı Kuzey Güney yönlü ticaret yolları üzerinde kurulmuştur. Bakıldığı zaman Hazarlar. Bu sayede hem ne gelişiyor? Ticaret gelişiyor. Ticaret faaliyetlerinde bulunuyorlar. Hem de farklı kültürleri tanıma fırsatı elde ediyorlar. Hazarlar ayrıca İslam Devleti ile mücadele ederek İslam dininin Kafkasya'da yayılmasını geciktirmiş oluyorlar. Özellikle Belencer Savaşı yaşandığını da unutmayınız. İslam Devleti ile cevabımız Hazarlar oldu. Geldik ikiye. Afganistan merkez olmak üzere kurulan yaptıkları seferlerle Kuzey Hindistan bölgesine hakim olan Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde soru yönlendirilmiş. Bakıldığı zaman bu devlet hangisidir arkadaşlar? Gaznelilerdir. Afganistan'da kurulmuştur. Hindistan'a biliyorsunuz ki Gazneli Mahmut döneminde 17 sefer düzenlenmiştir ve en parlak döneminde yine Sultan Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır. Ve burada Abbas halifesinde dış baskılara karşı koruma altına almıştır Gazneliler. Geldik 3'e. Türkiye Selçukluları ile Bizans arasında yapılan ve sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun kesinleşmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bu savaşımızın adı nedir? 1176 tarihinde Sultan 2. Kılıç Arslan döneminde yapılan, bakın 2. Kılıç Arslan KPSS Ortaöğretim 2022'de Miraçefalon Savaşı hangi hükümdar döneminde yapıldı diye sordu. 2. Kılıç Arslan dikkat, o yüzden hangi savaşta hangi hükümdar var? Bunlar bizim için önem arz etmektedir. Miraçefalon Savaşı'nda da Sultan 2. Kılıç Arslan vardır. Ve bununla birlikte Miraçefalon Savaşı ile beraber Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur. Yani Anadolu'nun tapusunu almış oluyoruz Miraçefalon Savaşı ile. Geldik 4. soruya. Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi, İspanya'daki Müslümanlara yardım gönderilmesi, Hint deniz seferlerinin başlatılması. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemindeki hükümdarları kimlerdi? Sırayla sayalım mı? Bir sayalım hadi. Fatih, II. Beyazıt vardı. Daha sonra Yavuz Sultan Selim, sonra Kanuni, sonra II. Selim, sonra 3. Murat geliyordu. Burada 1. öncülükteki Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesi Fatih dönemindedir. Fatih Sultan Mehmet dönemindedir. İspanya'daki Müslümanlara yardım gönderilmesi 2. Selim dönemindedir. Pardon, 2. Bayezid. 2. Selim'den çıktı. 2. Bayezid dönemindedir. Arkadaşlar, birincisi Fatih, ikincisi 2. Bayezid. Üçüncüsü Hint deniz seferlerinin başlatılması ise Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Hint deniz seferlerinin başlatılması. Şimdi önce hangisi geliyor? Fatih geliyor arkadaşlar. Daha sonra 2. Bayezid. Daha sonra Kanuni gelecektir. Yani sırayla bunlar bu şekilde. Daha önce saymıştık Fatih, ikinci Bayezid, Yavuz, Kanuni, ikinci Selim, üçüncü Murat şeklinde saymıştık. Sıralama bu şekilde olacak. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Kronolojik sıralaması bu şekilde. Osmanlı Devleti'nin idari örgütlenmesinde unsurlarından hangileri örnek alınmıştır? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin merkez ve taşra örgütlenmesinde örnek aldığı devletler Büyük ve Türkiye Selçuklu devletleridir. Bu durum
Türk İslam kültürünün de benimsendiğinin gösterir mi bize? Evet gösterir. Ayrıca Osmanlı idaresinde Abbasi gelenekleri de rol oynuyor. Kısaca Osmanlı idari örgütlenmede Türk ve İslam devletleri ne yapacaktır? Örnek alacaktır. Devlet kurumlarında bu kültürlerden izler görmek biliyorsunuz ki mümkündür. Yani burada cevabımız ne olacaktır? Hepsi. Türk İslam kültürü, Türkiye Selçukluları, Abbasiler, Osmanlı bu üç unsurdan da ne yapacaktır? Örnek alacaktır idari örgütlemede. Cevabımız hepsi oldu. Vergi vermiş, açıklamasını vermiş. Bakalım. Osmanlı Devleti'ne toplanan vergiler ve bunların açıklamalarıyla ilgili olarak yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur demiş bizlere. Baktığımız zaman avarız olağanüstü durumlarda halktan alınan vergidir. Evet doğrudur. İlk kez biliyorsunuz ki avarız vergisi 2. Beyazıt döneminde Küçük Kıyamet adını verdiğimiz deprem sonucunda toplanmaya başlanmış ve daha sonra sürekli hale gelmiştir arkadaşlar olağanüstü durumda. Resmi çift gayrimüslimlerin ürünü üzerinden ödedikleri vergi midir? Arkadaşlar hayır. Resmi çift Müslümanların ödediği bir vergidir. Gayrimüslimlerin değil. O yüzden bu gitti. Cizye yabancı tüccarların Osmanlı gümrüklerinin ödedikleri vergidir. Doğru mu? Hayır. Cizye neydi? Sağlıklı gayrimüslim erkeklerin askerlik yapmama karşılığında ödedikleri vergidir. Bu da gitti. Anam vergisi ise hayvancılıkla geçimlerini sağlayanların ödedikleri vergidir. Doğru mu? Evet, doğrudur. Arkadaşlar cevabımız 1-4 olacaktır. Geldik bir diğer soruya. Osmanlı Devleti'nde uygulanan vakıf sistemi sayesinde aşağıdaki eserlerden hangisi yaptırılmamıştır diyor. Vakıf sistemi değerli arkadaşlar halkın dini ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir sistemdir. Bu sistem sayesinde neler yapılıyor? Köprü yapılıyor, külliye, darüşşifa, medrese, mescit, kervansaray gibi yapılar ne yapılıyor? İnşa ediliyor. Ve bunların ihtiyaçları karşılanmış oluyor vakıf sistemiyle. Buradaki amaç nedir? Osmanlı hazinesinden para çıkmasın. Bu giderler vakıfla karşılansın amaçlanıyor bu noktada. Ama vakıf sistemiyle saray, kışla gibi yapılar yapılmıyor. Bunlar devletin hazinesinden çıkıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Cevap Ceyhan oldu. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda yaptığı ıslahatların sonuçsuz kalmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur diyor bizlere. Yenileşme hareketlerinin devlet politikası haline getirilememesi, ulema sınıfının ve yeniçerilerin ıslahatlara karşı gelmesi, devletin içinde bulunduğu şartlarla ilgili risaleler yani raporlar yazılmasını vermiş bizlere. Arkadaşlar, 17. yüzyılda biliyorsunuz ki Osmanlı'nın duraklama dönemidir. Bu yüzyılda yapılan ıslahatlar genel anlamda başarıya ulaşmıyor. Burada birinci ve ikinci öncüle baktığımız zaman burada başarısızlığın nedenleri söz konusudur. Ama üçüncü öncüle baktığımız zaman ise devletin içinde bulunduğu şartlar ve sorunlarla ilgili risaleler yani raporlar yazılması bir ıslahat girişimi bu. Dolayısıyla bu durum ıslahatların sonuçsuz kalmasını açıklamamaktadır. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. Osmanlı Devleti'ne Mecelle adı verilen Medeni Kanunu'nun hazırlanmasında etkili olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Mecelle 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan Osmanlı Medeni Kanunu'dur. Unutmayınız Mecelle'yi. Bu kanun bir yönüyle batılı, bir yönüyle de şer'i hükümleri esas alan geleneksel bir kanundur. Bu kanunun hazırlanmasında etkili olan kişi, komisyonun başında da bulunan kişi kimdir? Ahmet Cevdet Paşa'dır arkadaşlar. Cevabımız o yüzden A şıkkı olacak. Osmanlı Devleti belgelerinden hangilerini yayımlayarak Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasına engel olmak istemiştir. Bakıldığı zaman ıslahatı vermiş, kanuni esası vermiş, tanzimat fermanı vermiş. Burada Avrupalı devletler kapitülasyonlar, azınlık hakları, boğazlar gibi konularda Osmanlı'nın iç işlerine müdahalede ne yapıyor? Bulunuyor. Osmanlı ise ne yapacaktır?
hem ıssat hem tanzimat hem kanuni esasıyı ilan ederek bu yapılan müdahaleleri engellemek isteyecektir. Bu belgelerle azınlık hakları ne yapılıyor? Genişletiliyor. Osmanlıcılık düşüncesi hayata geçirilerek devletin dağılması engellenmek istiyor bu noktada. O yüzden burada hepsini ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Sırasıyla Tanzimat Fermanı daha önce, daha sonra ıssat, daha sonra Kanuni Esasi gelecektir. Tanzimat ve ıssat fermanlarını Abdülmecit, Kanuni Esasi ise Sultan II. Abdülhamit ilan edecektir. Geldik 11. soruya. II. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamamıştır? Şeklinde soru yönlendirilmiş. Bakıldığı zaman II. Mahmut hangisine ortam hazırlamamıştır diyor. Tamam bakalım. Merkezi otoritenin güç kazanmasına, İstanbul'daki asayiş sorunlarının azalmasına, ıssat hareketlerinin hız kazanmasına, tımar sistemin yaygınlaştırılmasına, modern orduların kurulmasına demiş. Şimdi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayına biz ne diyorduk? Vakai Hayriye adını veriyoruz. Bununla birlikte ocağın kaldırılması ıssatların önünü açan ve devlet otoritesini artaran bir gelişmedir bu durum. Yeniçeriler devlet işlerine karışan, hükümdarların bağımsız politikalar izlemesine engel olan bir neydi? Merkez ordusuydu. Bu ordunun kaldırılmasıyla yerine ne kurulacaktı? Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında bir ordu, yeni bir ordu, çağdaş bir ordu kurulmaya çalışılacaktır. Bu ordu kaldırılınca merkezi otorite güç kazanacaktır. İstanbul'daki asayiş sorunları azalacaktır. Issat hareketleri hız kazanacaktır. Modern ordu kurulmuş olacaktır. Ama tımar sisteminin yaygınlaştırılmasının bu orduyla bir alakası yoktur ki kaldı ki II. Mahmut bu sisteme de son verecektir arkadaşlar. Cevap Denizli oldu. Kafkas Kanal, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı yukarıdaki cephelerin ortak özelliği hangisidir demiş. Bunlar biliyorsunuz ki nedir? Taarruz cepheleridir 1. Dünya Savaşı'nda. Bunların ortak özelliği Denizli'de gördüğünüz ışık olacaktır. Taarruz ettiği cepheler. Peki Osmanlı'nın savaştığı savunma cepheleri neydi? 4 tane bakın. Nelerdi? 1. Çanakkale, 2. Irak, 3. Suriye, Filistin, 4. Arkadaşlar neydi? Hicaz, Yemen. Hicaz, Yemen cephesiydi. Bu dördünü unutmayın. Bakın 4 tane verir. Hangisi savunma cephesi değildir diye sorar. Kafkas Kanalı araya sıkıştırır. Böyle bir soruyla da karşı karşıya gelebilirsiniz. Sivas Kongresi'nin toplanması ve tüm ulus adına kararlar alması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır diyor bizlere. Batı cephesinin Ali Fuat Paşa'nın atanması, Hakimiyet-i Milliye gazetesinin bastırılması, damat Ferit Paşa hükümetini istifa etmesi. Arkadaşlar, Sivas Kongresi hangisine ortam hazırlayacaktır? Batı cephesinde Ali Fuat Paşa atanıyor mu? Evet, atanıyor. Burada hangi neyi kullanacak? Yürütme yetkisini kullanacak. Temsiliyeti burada. Doğru mu? Doğru. Hakimiyet-i Milliye gazetesi bastırılıyor mu? Hayır. Aman dikkat. Burada Hakimiyet-i Milliye değil, İrade-i Milliye arkadaşlar. İrade-i Milliye gazetesi çıkarılacaktır. Bu yanlış oldu. Damat Ferit Paşa hükümeti istifa edecek mi? Evet, istifa edecektir arkadaşlar. Burada cevabımız 1-3 oldu. Türk inkılabının ihtilal safhasının başlamasını sağlayan Amasya Genelgesi'ni hangisi imzalamamıştır? Arkadaşlar, burada Mustafa Kemal'in imzası var, Rauf Bey'in imzası var, Refet Bey'in, Ali Fuat Paşa'nın imzaları var ama Adnan Adıvar'ın imzası söz konusu değildir. Amasya genelgesi bu yönüyle önemlidir ve iki kişi de genelgeye telgrafla ne yapacaktır? Destek verecektir, onu anlayacaktır. Bunlar kimlerdi peki? Kazım Karabekir ve Cemal Paşalar. Misak-ı Milli kararlarına yer alan ekonomik, hukuki ve iktisadi gelişmemize engel olan sınırlamalar kaldırılmalıdır maddesi Türk halkının hangisine tepki duyduğunu göstermektedir. Hangisine? Tabii ki de kapitülasyonlara değerli arkadaşlar tepki duyduğunu gösteriyor bu durum.
Birinci Meclis döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi meydana gelmemiştir? Arkadaşlar, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'den Ağustos 1923'e kadar görev yapıyor. Burada Hıyanet-i Vatanîye Kanunu çıkarılıyor mu? Çıkarılıyor. Saltanat kaldırılıyor mu? Kaldırılıyor. İstiklal Marşı kabul ediliyor mu? Ediliyor 1921'de. Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılıyor mu? Hayır. Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927 senesindedir. O yüzden bu da cevap Denizli oldu. İstiklal Mahkemeleri de ayrıca kurulacaktır. Yani bu 4 gelişme 20-23 arasıdır. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetinin de katıldığı Londra Konferansı gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır diyor bizlere. Bu durum anlaşma devletleri ne yapacaktır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanıyacaktır. Bekir Sağan Bey'i Dışişleri Bakanlığı görevinden alınacaktır. Niye? Arkadaşlar, haberi yok. Esir değişimi anlaşması yapıyor. Daha sonra Mustafa Kemal istifasını istiyor Bekir Sağan Bey'den. Ve bu esir değişimi anlaşması da hükümsüz oluyor. Meclise götürüyor Mustafa Kemal. Orada geçersiz kılıyor. Türklerin asgari barış şartlarının ortaya çıkması da gündeme gelecektir. Cevap hepsi olmuş oldu. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver, Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında hangisi bulunmamaktadır? Terakkiperver, kurucular arasında Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Refet Bele yer alıyor ama Celal Bayar yoktur arkadaşlar. Celal Bayar Atatürk döneminin son başbakanıdır ve daha sonra Demokrat Parti'nin kurucularından biridir. Ve 1950'den itibaren ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanlığı görevini icra edecektir 1960 yılına kadar. Geldik 19'a. Bakalım ne diyor soru. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde gerçekleşen İstiklal Mahkemelerinin yeniden kurulması, Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması, faaliyetlerinin doğrudan ilgili olduğu gelişme hangisidir demiş. Arkadaşlar, bunlar özellikle biliyorsunuz ki Şeyh Said ayaklanmasının bastırılması için alınan önlemler arasındadır. Ali Fethi Okyar, pardon, Ali Fethi Okyar hükümeti ne yapacaktır? Bastıramayacaktır isyanı ve istifa edecektir. Yerine İsmet İnönü gelecektir ve İsmet İnönü başbakan olduktan sonra Takrir-i Sükun Kanunu'nu çıkaracaktır 1925 senesinde ve İstiklal Mahkemeleri yeniden kuruluyor. Bu noktada cevap B şıkkı oldu. Atatürk döneminde çıkarılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle ordu mensuplarına siyaset yapma yasağı getirilmiştir? Arkadaşlar, Osmanlı dönemindeki tecrübelerinden yola çıkarak Mustafa Kemal ordunun siyasete karışmasını nedenli vahim sonuçlara yol açtığını gözlemliyor. Bu nedenle de zaten İttihat Terakki ile arası açılıyor Mustafa Kemal'in. Ve 3 Mart 1924 yılında çıkarılan kanunla Erkan-ı Harbiye vekaleti kapatılıyor, yerine Genelkurmay Başkanlığı kuruluyor. Bu kanunla ordu mensuplarının siyaset yapmalarına da yasak getirilmiş oluyor. Cevap o yüzden A şıkkı oldu. Türkiye'de çok partili demokratik düzene ara verilmesinde gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar, Türkiye'de çok partili demokratik hayat için 2 defa girişimde bulunuyor. Bu iki girişim de neticesinde hem Terakkiperver kapatılıyor hem Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor. Özellikle iki olay var. Hem de Şeyh Said ayaklanması arkadaşlar etkili olacaktır. Menemen olayı ve Şeyh Said ayaklanması çok partili demokratik düzene ara verilmesinde etkilidir. Ahmet Anzavur ayaklanması ise arkadaşlar unutmayınız. Milli mücadeleye hazırlık döneminde çıkarılacaktır. Milli Mücadele Hareketi'ne karşı. Atatürk döneminde meydana gelen inkılaplarından hangileri milli egemenlik ilkesine doğrudan katkı sağlamıştır demiş. Milli egemenlik neydi? Halkın ülke yönetiminde söz hakkına sahip olmasıdır. Siyasi partilerin kurulması, demokratik anayasaların ilan edilmesi, halka siyasi haklar tanınması bu ilkeyi ne yapıyor? Güçlendiriyor. Dolayısıyla Halk Fırkası'nın kurulması aynı çerçevede de ne yapılabilir? Değerlendirilebilir. Ama aşar vergisinin kaldırılması ile millet mekteplerinin kurulması milli egemenlik ilkesiyle doğrudan bir ilgisi söz konusu değildir.
O yüzden cevap yalnız 1 oldu. Yeni Türk Devleti'nde laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar arasında hangisi gösterilemez diye sorulmuş. Şer'iye ve efkaf vekaletinin kapatılması, Medeni Kanun'un kabul edilmesi, Türk Dil Kurumu'nun açılması, medreselerin kapatılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasını vermiş. Arkadaşlar, Türk Dil Kurumu deyince aklınıza ya da Türk Tarih Kurumu deyince ben aklınıza milliyetçilik ilkesi gelsin. Milli, şöyle yazalım, milliyetçilik ilkesi gelsin. Cevap Ceyhan. Diğerleri ise laiklik ilkesiyle alakalıdır. Laiklik neydi? Devlet ve din işlerinin ayrı ayrı yürütülmesi ve insanların istediği dine inanma, ibadet etme özgürlüklerini kazanmasına yöneliktir. Atatürk döneminde karşılaşılan gibi dış politik sorunlarından hangileri Türkiye'nin aleyhine sonuçlanmıştır? Boğazlar sorunu 1936'da Montrö ile birlikte Türkiye'nin lehine sonuçlanıyor. Yani bu aleyhine değil. Musul arkadaşlar 1926 Ankara Anlaşması'nın imzalanmasıyla Irak'a veriliyor. Yani Misak-ı Milli'den ödün verilmiştir. Yabancı okullar sorunu ise Türkiye ne yapıyor? Bir iç mesele sayıyor ve başka devletleri iç işlerine karıştırmıyor. Özellikle yabancı okullar sorunu biz Fransa ile yaşıyoruz. Bunu da unutmayınız. Cevap burada ne oldu? Yalnız 2 oldu. Teşkilat kanunlarına göre 5 ülke Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nde alınan kararları veto etme hakkına sahiptirler. Hangisi bu daimi üyelerden birisi değildir? Şeklinde soru yöneltilmiş. Bunların arasında arkadaşlar Çin, Rusya, Fransa, Amerika var ama Almanya yoktur. Türkiye kuruluşlarından hangisine üye olmamıştır? Türkiye, Bağdat Paktı'na, Avrupa Konseyi'ne, NATO'ya, Balkan Paktı'na üye oluyor. Ama arkadaşlar Avrupa Ekonomik Topluluğu'na Türkiye üye değildir. Burada aday statüde bulunuyor. O yüzden burada cevap A şıkkı oldu. Geldik son soruya. Mısır aşağıdaki devletlerden hangisinin boyunduruğundan kurtularak bağımsız bir devlet olmuştur? Arkadaşlar Mısır 1881 tarihinde İngiltere tarafından işgal ediliyor ve bu tarihten itibaren Mısır'da İngiltere egemenliği başlıyor. Burada Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte 1922 senesinde bağımsız devlet statüsüne ulaşmış oluyor Mısır. Cevabımız burada B şıkkı oldu. Evet, bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber yine denememizi çözmüş olduk. 2000 arkadaşlar 23 KPSS için denememizi çözdük. İnşallah sizlere fayda sağlar bu denemeler. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.